1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle açıklama yapan Elazığ Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Ali Yeşiltepe, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini söyledi. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Elazığ Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri bir araya geldi. Dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en zor günlerini yaşadığını söyleyen Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Ali Yeşiltepe, emperyalist güçlerin kendi savaş suçları ortaya çıkmasın diye diğer savaş suçlarına göz yumduğunu kaydetti. 2. Dünya Savaşı sonrası bir daha yaşanmasın diye alınan tedbirler, tedbirlerden olan savaş suçları bugün dava konusu dahi yapılmamaktadır. Devletler kendi savaş suçları gündeme gelmesin diye bir başka ülkenin işlediği savaş suçlarını görmezden gelmekte, normalleştirmektedirler. Yakın günlerde bir İsrailli bakanın Filistin halkının abluka altındaki Gazze'de açlıktan ölmelerinin normal karşılanması gerektiği açıklamasını bunun son örnek açıklaması bunun son örneklerinden olup, to toplama kamplarının ve gaz odalarının yeni biçimler alarak devam ettiğini göstermektedir. İsrail'in Gazze'de adeta bir insanlık suçu işlediğini ifade eden Ali Yeşiltepe, son yıllarda Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların kültürel mirasada zarar verdiğini dile getirdi. Gazze'nin boşaltılması sırasında yaşananlar, insanlığın utanç görüntülerine bir yenisini eklemiştir. Savaşın çıkmasında hiçbir rolü olmayan coğrafyanın emekçi yoksul halkları sürgün yollarında tarifsiz acılar içinde yaşamakta, sığındıkları ülkelerde insanlık dışı şartlar nedeniyle yaşa yaşanan yaşayan ölüler haline gelmektedirler. Orta Doğu'da son 20 yıldır yaşanan çatışmalarda insanlık tarihi ve mirasının en önemli kültürel, Arkeolojik eserleri de yok olmakta, telafisiz bir yıkım meydana getirmektedir.